como un palacio. Dame, kış demiyordu. Gidiyordum. Kimlere gidiyordu? Evet, metrobüste de gittim. Sonra Engin bana araba aldı. Arabamla da gittim. Metrobüste çantamı koydum. Üstünde de paket yapmışlar, inanmıyorum. Daha da şey. Ne yapacaksın? Yani. Evlenmişsin, kocanın aile hayatı belli. Ne yapacaksın? Dayın Halit'le dayı, siz Range Rover'a biniyorsunuz, bana da bir Range Rover alın. Ya böyle bir hayat kimde var ya? Yok aşkım, onlar öyle yap derler. Onlar öyle yapacak. Yap hanginiz derler. Kalırdı? Ya adamın bana en güzel yapacağı şey kocama işi vermiş proje. Kim verir o yaşta insan? Adam bana her ay aylık maaş gönderiyor. Down, what's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Turkish dollar woman. Billionaire. Arasam belki başka bir şey istesem onu da yapacak. Evlenmişsin artık, siz gibi herkes evlenince başka bir aile oluyor. Yani benim ilk arabamı dayım alacaktı, hep sözü vardı. Kendi arabamı çalıştım, kendim aldım. E sonra ne oldu? Büyüdük. Proje getirdi. Her şeyimiz çok güzel. Muhteşem bir hayat yaşıyorum. Bu arada evlendiğimiz ilk andan itibaren yine tatillere gidiyoruz. İşte dayım oradan gönderiyor. Engin'in babası kendi şeyiyle destek oluyor falan filan. Sonra ne oldu? Engin büyüdü. Hop, müşteri çekti Engin'in, yazıldı. Engin bir gecede battı mı? Bütün sinsiler kocamdan uzak olsun. Bütün yılanlar uzak olsun. Ya? Kötü kalpliler kocam. Bu nedir? Bütün sinsiler kocamdan uzak olsun. Oğlum anneni al burada. Engin gel. Allah'ım. Gel Engin. Başım döndü. Engin dönmüyor. Kaç senesiydi? Hatırlamıyorum aşkım. Bildiğiniz battık biz. Battık yani. Bütün hayatımız battı. Elimizde ne varsa battık. Engin'in müşteri çekleri yazıldığı için. Ne yapacağız dedik? Ne yapacağız dedik ya? Patates haşları, soğan haşları yeriz ya dedim. Tekrardan toplarız dedim. Niye yapamayalım ki dedim. Çok da güzel başarız dedim. Yaparız seninle birlikte el ele. Alo Engin. Benim 250 bin liralık Lamborghini oraya koy. Ne demek otopark yok? Otoparkı da alın. Gelin bir de burada tren varmış. Bir iç. Onu da alın. Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Görüşmek üzere. Depresyonda bittik ya, düşünsene tam yükselmişiz, ooo gencecik yaşta, o yaşta kimse o paraları kazanamıyor. Muhteşemiz, hop patladık gittik yani. Şimdi bu işler 20 gün kadar oldu başlayalı. Kiraladığım uçakla şubemin açılışına, aynı zamanda da tatile gittim. Satın alanında olarak başladı bazı ekonomistler, yazarlar,
başladı. Birkaç kalem yazdılar. Ondan sonra devam etti. 15 gündür farkında mısınız? Olmadığımız şey kalmadı. Olmadığımız kalmadı. Bakın, değişik değişik maddeler söylediler bizim için. Efendime söyleyeyim. Unuttum ben artık. Yani beni bildiğin Dan Gasper, kriptosu ömrü hayatında iddia doğru düzgün oynamayan bir adam. Olmayan bir dünya suçlamalar. Yok birini vurduldu, yok öyle oldu. Bak hatırlamıyorum diyor. O kadar çok geliyor ki. O kadar çok iftira attınız ki. Devletimizin çeşitli kurumlarına tabii ki de her zaman hesap veririz ama o duruma geldik yani. Bizi inceler duruma geldi. Evet. Okey, tamam tabii ki de olabilir. Sonra basın devreye girdi. Sosyal medyadan, Twitter'dan bizi pompalamalar nasıl olur o? Öne çıkarmak, öne için, çıkarmak için binlerce Dilan Polat, Engin Polat hashtag'iyle bizi insanların önüne attılar. Ama hiç kimsenin umurunda olmadı bizim mağdur olmamız. İnsanları topladınız, insanlarla bir topluluk kurdunuz, üzerimize saldırttınız ve bu işin arkasında kim olduğunu da bilmiyorum. Muhakkak çıkacaktır ortaya hem Dilan Polat hem Engin Polat markasının. Benim kuzenimin kafasının üzerinden kurşun geçti. Bir sürü şey söylediniz, bir sürü iftiralar attınız. Ne istediniz bizden? Bu tamamen bizim markamızı bitirmeye yönelik oynanan bir oyun. Markalarımızı komple arkadaşlar. Bu çizilmiş, oynanan bir oyun. Bunun arkasında çok büyük bir finansör var. Bunu oynuyor birisi. Basına veriyor, birkaç kişi var belki de içerisinde yaymak için. Soruşturmadan haftalar sonra Polat çifti gözaltında. Müsaade. Saçmalamayın.